Evet arkadaşlar, Aterines kanalından bugün de herkese merhabalar. Bugün efsane mi efsane bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Sokak dövüşlü basket oyunu meşhurdur. Necketru Street Basket. Dilerseniz hemen oyunumuza geçelim buradan. N harfine bastık. Oyunun İngilizce versiyonunu oynayalım. Japonca çünkü hiç anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar, oyuna başlıyoruz. Bu oyun biraz uzun ama bitirmesi de bir o kadar zor ve güzel göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi takımlar, beni saymayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 takım var. 6 çarpı 2, 12 maç yapacağız arkadaşlar. İlk olarak New York'a giderek New York'tan başlayalım. Arkadaşlar burada ben birinci oyuncumu Ricky'yi seçiyorum. Kino da ikinci oyuncum olsun. Burada her maçı kazandığımızda bize hediye ek güçler veriyor. Onları kendimize ekliyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi göreceksiniz. Oyun böyle. Birbirimize burada kavga dövüş girebiliyoruz. Evet, siyahlar biziz arkadaşlar bu arada. Bu arada arkadaşlar bu oyunda böyle özel güçleriniz var. Böyle atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Güzel bir atış yaptık. Potalar yere düşebiliyor. Rakiplerin potasını alıp onların kendi potamızı onlarınkine de takabiliyoruz böyle. Bir atış daha yaptık. Harika. Evet, 13'e 20 devam ediyoruz. 23 olduk. Evet, gel bakayım, gel gel gel, elimde kalacaksın. Ve girelim, kaçalım. Evet arkadaşlar, burada bir güzel bir atış yapmak istiyorum. Harika. Ama pota her an yere düşebilir arkadaşlar, kırılabiliyor çünkü. 39'a 0. Evet, potamız düştü. Bunu yerine takmazsak onlar gelip bizimkine takıyorlar arkadaşlar. Evet, pota takılmış yerine. Bu arada basket atış gücü az olduğu için arkadaşlar basketlerim böyle her an girmiyor. O yüzden kendi bireysel tekniklerimle genelde basket atıyorum. Hadi. Güzel atış deneyeceğim ve tuttu. Evet arkadaşlar, ilk yarıda bildiğiniz 70 atış yapmışız. Hayır, sakın atma, sakın. Vuramadım. İndirdim aşağıya. Atış yaptı. Harika. Hepsi indi aşağı ama o da öldürdü bir şey. Evet arkadaşlar, 94 atışla ilk yarıyı bitirdik. Harika bir skor. Daha bile basket bile attırmadım yani henüz. Bunları biraz oyalamam lazım. Harika. Arkadaşlar şu anda kaç olduk? 124 olduk. Halen bir atış yapamadılar ama her an atabilirler.
atacak onu. Geçmiş olsun. İlk atışlarını yaptılar arkadaşlar. Çünkü kaçırdım onu orada. Arkadaşlar şu merdiveni alıp bunların kafasına da atabiliyorsunuz şöyle. Aldım, attım gözünüz. Ben de uyum atsın. Kafaya yediğinde akıllı başına gelir herhalde. Heh. Şu kaykaya bineceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, top yere değmeden oyun bitmiyor ve bitti. 170-15 yendik arkadaşlar. Hediye paketimizi aldık. Tekrar ikinci maçı bizim sahada yapıyoruz. Bu arada EQP'ye bakalım bize ne hediye edilmiş. Buradan oyuncu... Şuradan oyun benim oyuncu seçtim. Bakalım ne gelmiş. Deneyeceğiz bakalım ne özellikmiş bu da arkadaşlar. Sürekli bizde değişik değişik özellikler veriyor arkadaşlar. Onları deneyeceğiz. Ne olduğunu bilmiyorum bu özelliğin. Ha, atış değiştirdi arkadaşlar. Evet. Farklı bir atış oldu. Yörüngeydi atışım. Eyvah, potam çıktı, hemen takmam gerekiyor. Normal basket atış enerjim çok az olduğundan basketlere girmiyor arkadaşlar. Bireysel yeteneklerle, özel güçlerle atıyorum. Onların da aynı şu anda keza öyle. Evet, şöyle. Altında duran üstü. Thank you.
Evet, ilk yarımızda böyle bitti. Aşağı bize. Şunu kafasına geçirirsen kökten bir süre onu kafasında gezecektir. Güzel bir atış yaptım arkadaşlar. 95'i 95'de falan. Bir atış daha yaptım, harika. Evet arkadaşlar, 4 tane futaları oldu. Benden çıkan potayı oraya taktım. Buyurun. Arkadaşlar 125'e 30, ikinci maçta da yendik. Evet arkadaşlar, bunlar elendiler. Sıra Las Vegas'a gidelim. Evet bakalım ne özellik gelmiş. Aa, evet biraz basket gücümüz arttı arkadaşlar, gördüğünüz gibi özelliğimiz biraz daha iyi olmuş oldu. Evet. İkinci bölümdeyiz. İşte başladık. Şöyle. Arkadaşlar bunları baskete boğacağım. Farkı açabildiğim kadar açmam gerekiyor. Thank you.
Evet arkadaşlar, oyunu daha şimdiden bitirmiş oldum. Adamlara göz açtırmadım hiç. Adamlar delirdiler yani şu anda. Gerçekten ne yapıyoruz? 100 oldu arkadaşlar. Daha devam ediyoruz. Oyunu bırakmak yok. Potalar gitti. Bütün potaları düşürdüm arkadaşlar basket atmaktan. Kendi kendime attım. Kendi basketimi kendim attım. İnanamıyorum. İnanmıyorum. Bende pota kalmamış. O kadar basket atarsak bütün potaları yedik. O 3 sayıyı da ben attım arkadaşlar. Kendi kendime attım yanlışlıkla yani. Düşünün o kadar. Hayır. Dedim işte. Evet arkadaşlar. İlk yarı 127. Bu dakikadan sonra oyunu bıraksam dahi bunlar bu oyunu alamazlar arkadaşlar o kadar yani zaman yetmez. Ama sürekli orta alandan smaca gidiyorum ki oyunu hızlı hızlı bitirdim. Hatta o potayı sökeceğim arkadaşlar. Deneyebilirsem. O benim potamı aldı buraya getirdi gördüğünüz gibi. Ben de onlara basket atarak o potayı kıracağım arkadaşlar. Evet. Ben de o potayı oraya taktım gördüğünüz gibi arkadaşlar kırdım. Ben de kendime basket atarak. Bunlar da oyunun hileleri. Karşılıklı tabi onlar bana yapıyor, ben onu yapıyorum. Oyunda 200 atmayı deneyeceğim, bakalım tutturabileceğim mi arkadaşlar. Aman yeterse deneyeceğim. Yatmayı deneyeceğim. Eyvah, o pota yere düşmüş. Pota yere düşmüş. Çabuk onu elinden alıp yukarı kendime atmam gerekiyor. Sanırım 200 sayı atamayacağım. Zaman da azalıyor. Harika bir atış oldu. Evet arkadaşlar, bir 4 sayı daha atarsam 260 oluyorum ve atıyorum arkadaşlar. Harika. Atışla beraber 200'ü bulduk. Son atış tutmadı. Evet arkadaşlar, rekor bir sayıyla maçı kazandım. San Francisco ile oynayalım. Bizim sahamıza gelsin. Evet arkadaşlar, deneyelim bakalım.
alttan alıyor, yukarı veriyor. Hiç bence gereksiz bir şey. Smash'la Lagina maçı almam gerekiyor. Çünkü normal atışlarım girmiyor arkadaşlar. Enerjimin düşük olduğundan dolayı. Adamı çalamasın. Alırsan alırım elinden. Harika bir atış. Önce 41 olacak herhalde. Atış yaptık. Adamlara göz açtırmadık gerçekten maçın başından beri. Atış yaptık. Evet, ilk yarı 90'a 7 bitirmişiz. Hemen şimdi sonra 96 yapalım onu. İyi dövüyoruz adamları. Hem dövüyoruz hem baskı yapıyoruz ya. Evet arkadaşlar. Sayılarımız çoğaldı. Şimdiden oyunu bitirdik yani. Normalite olsun diye oynuyorum şu an. Adamlar çünkü göz açtırmadık gerçekten de. Kaçmam lazım ve kaçtım. Thank you.
döndük. Tekrar bir sayı daha atıyoruz. 175 oluyoruz. O pota geri geliyor yalnız. Düşecek. Düşme pota. Neyse geçmiş olsun. Sen o potayı taksan doğru. Atamadıktan sonra hiçbir işe yaramayacak. O da ayrı bir şey. Atış yaparsak hadi o pota da benden size hediye olsun, al götür. Kaçabilirsek bir tane daha atalım. 193 olsun. Gidemedik. Evet, 196 ile 96-11 maçı kazanmış olduk. Evet, ne yapıyoruz? San Francisco'nun evine gidelim, o maçı orada bitirelim. İkinci maçımızı. Evet. Şimdi şu gelmiş, ne işe yarıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar, maça başlıyoruz. Şimdi onların evine geldik. Bunun sahası. Burada arabaların üzerine falan atlayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle garip garip uçabiliyoruz böyle. Harika bir atışla 23 yapıyoruz. Üzerinden basketimizi atalım, girmedi. Evet, o adam oraya koştuysa kesin bizim basketimiz. Evet, fotomuzu aldı götürdü. Orada bütün potalarımı aldı arkadaşım biri. Evet, geri aldım potamı, attım yerine. İnşallah takılmış potamı da ayrı bir şey. Verdim orada yanlış çıkarken de. Evet, bir atış yaptım. Oyunu 69-10 ilk yarıyı bitirdim. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz.
Bunlar iyice kaşındılar. Bunları hızlı bir şekilde infazını verelim. Şimdi sıra bende. Altlarda geziyoruz. Belki 200'ü bulabilir miyiz bilmiyorum. Oyun bitti arkadaşlar. 61'e 19 yendik. Evet, Las Vegas'ta bizim sahamızda oynayıp o maçı da bitirelim. Evet, şimdi bakalım ne gelmiş. İşe yarar bir şey var mı? Bir de bunu deneyelim. Bakalım neymiş. Ne özellik sağlıyor. Neyse, yanlışlıkla attığım bütün basketler giriyor ya.
basketini de ben atmış oldum bu arada ya. Adamları sıfıra karşı yenmek varken böyle bir hata. Evet arkadaşlar, ilk yarı 134'e 3. O 3'ü de ben attım bunlara. Yanlışlıkla var mı böyle bir şey var? Atış yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu 200'ü bayağı bir geçecek bir skor böyle gidersek. Evet arkadaşlar, rekora doğru gidiyorum. Arkadaş potayı aldım. Daha sağlam bir rekor yapabilirdim. O pota olsaydı. Tüm potalarımı aldı zaten, oyun da bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Bunlar kaldı. Ben Hawaii ve Texas'ı, bir de Florida'yı en sona bırakmak istiyorum. Bu sene hava gidelim. Hemen bakıyoruz. Bir de böyle bir özellik var. Bakalım ne işe yarayacak.
Oo arkadaşlar, bu özellik şey ama ben bu özelliği istemiyorum. Basketlerim beşerlik sayılıyor yani, sayı olarak bayağı fazla olmuş oluyor. Onu o yüzden o özelliği çıkaracağım devre arasında. Şu an oyunu bırakamıyoruz. Bakın her attığım beşlik sayılıyor. Çok bu da fazla adaletli olmuş olmuyor. O yüzden oyunun orijinal şeklinde bitirelim. Böyle saçma bir özellik de var. Şuraya bakın. Her basket açım beşlik sayılıyor. Daha şimdiden fark açılmış oluyor. Ben her harekette zaten bunları yenerim. Bu ayrı bir şey. Sadece özellikleri görün diye almak zorunda kaldım ki bilmiyorum, İngilizce de yazmıyor çünkü. Zaten adamlara normalde de farkındaysanız hiç göz açtırmıyorum. Sultanın bana gelmesini bekliyorum, hata yapmamak için. Şimdi takalım da bari. Evet arkadaşlar, hemen o özelliği buradan çıkaracağım. Evet, buydu. Onu çıkarırsak oyun adaletli olmuş olur. Bekleyelim, o potayı alıp gelecek çünkü. Evet.
yaptık. Arkadaşlar, bunları da yendik. Tekrar bunlarla bizim sandığımızda oynayalım. Bakalım ne özellik gelmiş hediye olarak. Bir de bunu deneyelim bakalım ne işe yarayacak. Oo, bu çok zıplama özelliği. Bu da çok pek bir işime yaramıyor çünkü fazla aşırı zıplıyor. Gördüğünüz gibi havalarda uçuyorum yani. Hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Bir an önce devre arasında bu işi bitirmem gerekiyor. Saçma top orada kaldı. Atış yapamıyorum yani doğru dürüst. Çok aşırı zıplıyor çünkü. Hep işime yaramıyor yani. Zor bela bir atış yaptık. Bir atış daha yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi engelledim. Evet, potayı kaptı götürdü. Neyse bu yarın çok böyle şey yapmıyorum çünkü aşırı zıplamadan dolayı oyunu kontrol edemiyorum oyuncumu. Gördüğünüz gibi zor günde. Bölüm bitsin ama normal halimize dönersek daha etkili olacağımı düşünüyorum. Evet hemen devre arasında onu çıkardık ve yolumuza devam ettik. Engel oldu. Bu sefer olamadı, o da ayrı bir şey. Evet,
denizlere doğru. Evet arkadaşlar ve bu da bitti. Evet son kaldı 3 takım arkadaşlar. Ben Texas'ta Florida'yı sona bırakmak istiyorum. Hatta Texas'a gidelim. Texas'ta Hawaii ile Florida'yı sona bırakalım. Bakalım bunu alalım. Bu neymiş? Evet basket gücümüz tam oldu arkadaşlar. Güzel. Evet, Texaslılarla bu arada arkadaşlar, bakın burada at var. Çifte atabiliyor bize böyle. Bu arkadaşların kavgaları kokuyor arkadaşlar. Basket atmalarından ziyade deli gibi dövüşüyorlar. O yüzden uzak duruyorum. Ben hemen işime odaklı şekilde. Arkadaşlar 96'ya 16 bitirmişiz. Koşun bakayım o tarafa. Bana gelsin geri. Evet
tuğlayı alıp şu adamın kafasına atmak var, gelmedi. Orada hemen hemen bütün takımlara yüzün üzerinde sayı attım sanırım. Öyle zannediyorum. Texas'a da bu kadar sayı atmayı hak ettiler. Eyvah. Bayağı iner inmez aşağıya. Bak, 175'e 29 yenmişiz arkadaşlar. Ne yapsak? Texas bizim evimizde ağırlayalım. O maçı öylece bitirelim. Kalsın iki takım. Evet. Şimdi bakalım ne gelmiş. Vuruş gücümüz de düzeldi. Power'ımız. Biraz basketten aldı. Oraya koydu. Güzel oldu aslında. Tek vuruşta indirebiliyoruz arkadaşlar herkesi. Evet, bu maç biraz çetin başladı arkadaşlar. Onlar bana hemen dakika bir gol bir yaklaştılar. O zaman başlıyoruz biraz. Hadi bakalım. Thank you.
gelişmeli geçti. Çünkü sonlara yaklaştıkça onlar da zorlaşıyorlar bu arada. Evet. Burada atış güçleri pek iyi değil. En üstlere gitmiyor. Evet, harika. Geri 90'a 21 bitirdik. Son 7, 6, 5 sayımızı attık. 388 ile oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Evet, şimdi Hawaii'ye gidiyoruz arkadaşlar. Hawaii'lilerle yapacağız. Yardımcımızı alalım. Evet arkadaşlar, maça başlıyoruz. Evet, çok sıcak bir iklimde, Hawaii'de. Hawaii'liler de normalde zordu. Bakalım bugün kolay yenebilecek miyiz? Hayır, yanlış bir hareket yaptım, kendi kendime yine basket attım. Bunu yapmamam gerekiyor. Bunu kaçtır? 3 defa 3 basket görüp ben atıyorum.
Evet arkadaşlar. Bu oyunda rakip tanımıyorum ya gerçekten. İki kişilik de oynanabiliyor ayrıca arkadaşlar. Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Oyunu mu soğutuyor? Zaten yeniliyorsun. Şuraya bak ya. Evet, bu durum biraz zor geçti gerçekten de. Çünkü onlar bu sefer bana hiç göz açtırmıyorlar. Evet, top onlar da. Nereye atıyorsun? Koltuğun var orada. Evet arkadaşlar, zorlu bir bölümden sonra ikinci yarıdayız. Ama bu sefer oyunu dalgaya almak yok. Bir de ben şuraya zıplayayım bakalım. Evet, harika bir atış yaptık. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey deneyeceğim. Ağacın tepesine çıkacağım. Biraz oyunu soğutmak neymiş görsünler. Hadi bakalım. Bakayım gelecek mi? Bak bak. Arkadaşını benim üzerime atıyor. Kaçıyorum. Yoksa o da bana vuracak orada. Kendi adamı mı hatırlamış?
24-34 yendik. Tekrar ikinci maçımızı yapıyoruz. Bilmiyorum şey ne yaptı. Kalsın gerek yok. Evet, şimdi hava ile bizim sahamızda yapıyoruz arkadaşlar. Rövanş maçı. Çünkü oyunda bir onların sahasında bir bizim sahamızda oluyor. Öne geçtiler bu arada. Kısa bir süreliğine. Hatamızı kurtardık sonlarında diyeceğim. Yerine takılmadı yalnız. Bu eleman getiriyor ülkesin. Bugün getirdi. Evet, son bir atışımızı yaptık. 92-27 ilk yarı sonucu. Thank you.
Evet, harika bir atışla. Evet, bunlar güzel zorladılar. 157'ye 83 maçı aldık. Evet, son maçlarımız artık. Son iki maçımız. Florida'ya gidiyoruz. Bakalım bu özellik neymiş? Bu bana bir şey hatırladı. Bütün özellikler full değilmiş. Bu başka bir şeymiş. Evet arkadaşlar, bunlar bilim adamları. Bilim adamlarıyla dövüşeceğiz. Bunları yok da kaybola da biliyorlar. Böyle çok acayipler. Bunu zor diyebilirim. Florida'ya ne kadar fark atarsak o kadar iyi. Yoksa gerçekten azıttıklarında yenemiyorsunuz. Farkla başladık oyuna. Yaptık. Bir atış daha harika oldu. 62 yaptık puanımızı. Bunlara farklı finali yapacağım. Göz açtırmadık gerçekten de. Evet,
Şimdi başımıza belayı aldık. Şu ikinci adam sürekli kaybolabiliyor arkadaşlar. Bakın her yerden çıkabiliyor adam. Gördüğünüz gibi yukarıdan çıkıyor. Gördüğünüz gibi yok olabiliyor. Ama kendi potasına da atabiliyor aptal. Evet arkadaşlar, bunları basket manyağına çevirdim gerçekten. Arkadaşlar, nasıl yendik? Evet, şu anda artık son maçımız bizim sahamızda. En son maçımız arkadaşlar. Herkese eledik. Florida ile ikinci maçımıza geldik. Bakalım arkadaşlar, bu maçı yenersek şampiyonuz. Son maçımız artık. Elimden geldiğince en iyi oyunumu bu maçta oynamak istiyorum. Çünkü son maç. Kaybolan adam olmasa gördüğünüz gibi her yerden çıkabiliyor. O takımda hilesi. Yapacak bir şey yok. Ona rağmen bu oyunu almam gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, beni şu anda oraya hapsettiler. Bir türlü çıkamıyoruz oradan. Çok bir an önce uzaklaştırmam gerekti. Attığım her topa müdahale oluyor. Gördünüz arkadaşlar, hemen sayıları da hemen yaklaşabiliyorlardı yani.
önce farkı açmaya bakmam gerekiyor. Yoksa bunlar durmuyorlar da. Evet arkadaşlar. Bu basket de kendi kendimize attı. Zaten çok meşhurum o konuda. Evet, ikinci yerdeyiz arkadaşlar. Evet, kaybolan adamların baştan almış iyi. Güzel bir avantaj. Hatasını, en büyük hatasını orada yapmış. Allah kahretsin, yanlış yere attım, yanlış yere attım ve girmişti. İşin aksi değil, bu cezasını böyle çekeceğiz artık. Top orada kaldı. Ne onlar alabiliyor ne ben. Evet arkadaşlar ve maç bizimdir. Maçı kazandık. Şimdiden çok sevinçliyiz. Tebrikleri alalım. Evet arkadaşlar, 118-92 maçı yendik. Ve final. Oyunumuzu bu şekilde bitiriyor. Tadili hak ettik yani burada da.
arkadaşımız bize uçak biletini gösteriyor. Evet. Oyuncumuz uçakta yerini alırken diğerleri de kaçak şekilde uçağa biniyorlar. Bu şekilde biraz komik olmuş. Çıktı. Biraz uzun sürüyor. Zorlu bir oyun ama gerçi ben alıştığım için çok kolay geliyor bana tabii. Bu şekilde de finalini yapmış olduk. Uçağımız yola çıkmıştı. Evet, finish.